Ne demek 3 TL yaşar? Bildiğin bugün 30 lirası. O gün 3 TL alıyoruz. Yani 3 lira. Hı. E, e, bugün 30 lirası diyelim. E, bir barda şarkı söylüyoruz ama çok idealist tipleriz. İşte Dream Theater dinliyoruz. White Snake dinliyoruz. E, i̇şte onu söylemem. Abi, bunu söyle, abi şu müzik mi falan tribindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> e, bize bir iş teklif edildi. Dedi ki birkaç tane şey söyleyeceksin hani Türkçe şarkılar söyleyeceksin ama abi af Türkçe mi söyleyeceğiz falan. Neyse tabii 3 lira alırken bir anda atıyorum 10 lira denince dedik ki tamam bir deneyelim en azından. Hmm. Belki olur. <laughs> Oldu da hoşumuza da gitti. O dönem Haluk abi tabii efsane, şimdiki gibi uçuyor. Muhteşem bir adam ölüyoruz ona. MF'e işte Fatih Erkoç falan filan derken bir tık kırılmaya başladık. Tabii ki o dönem tabiri caizse daha yeni böyle heyecanlı ve bir sıfır donanımlı bir müzisyen olduğumuz için kimin ne olduğunu ayıkamıyorsun. Sadece kafana göre abi ya falan yapıyorsun. sonra bir bardan başka iş geldi. Öbür bardan başka iş geldi. Derken biz bir anda böyle bir para kazanır olduk. Yani para kazanır derken de işte bugünün parası 200 lira para alıyoruz. Ama 30 liradan 200 liralara geldik. Ve gittiğimiz her yer böyle şey oluyor. Bayılıyorlar bize. Sonra bir telefon bir gün bana işte Berkay evet buyurun benim dedi ki yan barın sahibi Metin Bey sizle bir görüşmek istiyor grup arkadaşlarınızla tabii olur dedik <laughs> ama böyle tedirgin bir ses <laughs> yani gittik ama niye gidiyoruz oğlum yani biz burada çalışıyoruz bizi yandan niye çağırıyorlar <laughs> Korku korka gittim oturduk bana dedi ki ee, solist yani bize dedi ki solist şarkı söyleyen hanginiz dedi. Abi benim dedi. Dedi sen otur dedi. Hepiniz çıkın dışarı dedi. <laughs> ya da 19 yaşındayım ya. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki tamam oturalım. Oğlum dedi siz dedi e, yan tarafta çalışıyorsunuz. Kaç para alıyorsunuz? Attım 100 lira para varız. Dedi gelin size, dedi 300 200 lira, 300 lira para vereceğim. Abi dedim biz bir grubuz. Hı. grup arkadaşlarımla konuşmam lazım mı? Oğlum dedi. Şarkı sen söylemiyor musun? dedi. Sen lokomotif başısın abi olurum dedim biz grubumuz öyle bir şey yok. Biz ya yani İngilizce söylüyoruz falan filan. Ya dedi bırak İngilizce. Sen dedi kaç para alıyorsun? <laughs> abi de söyledim ya dedim. Tamam dedi 400 lira vereyim abi dedim. Lütfen bir grup arkadaşlarıma konuşma izin verin. Bir 5 dakika konuşayım. Bak beni iyi dinle dedi. Çocuklara 400 lira vereceğim. Sana dedi 600 lira vereceğim. Dedim abi cumartesi başlıyoruz. <laughs> Belki sonra ama o tarafı <laughs> satmış olmadın mı? Orada ne oldu? Onlar sonra... da çok mutlulardı abi. Yani çünkü... Hayır <laughs> çocuklardan değil yan bardan söz ediyorum. Hemen sattım. Evet. <laughs> o zaman gencim. ya yani ha. i̇ş henüz oturmamıştı. e <laughs> peki ama orada bir problem olmadı mı? Nasıl gidersin falan filan? Abi dedim bu kadar para veriyorlar. Ha, Biz de küçücük çocuğuz. Yani, <laughs> yani yok para yok. Yani ha. bir tişörtle üç gün geziyorsun, beş gün geziyorsun. İşte o kırılma yerim orasıydı. Yani <laughs> İdeallerimden e, tabiri caizse vazgeçmek aslında o. Aslında kendimi kandırıyorum zaman zaman. Çok üzülmemek adına. Diyorum ki ulan vazgeçmedin bak kendi stüdyonu yaptın. İstediğin müziği yapmaya çalışıyorsun. Ya da yayınlayam yayınlayamasan bile müzisyen arkadaşlarınla dilediğin müziği çalıp söyleyebiliyorsun falan diyorum da. Ama e, gönlümde tabii bir yerde var. bir dakika var. ideal nedir? Yani Baysinek söylemek, söylemek mi? Dream Theater söylemek mi? Yani... E, cover, cover grubu hayır, olmak ben, mı? Hayır e, yani. ben... İyi, iyi müzisyen olabilmenin en büyük özelliğinin çok dinlemek, hmm. çok te tekrar etmek ve öğrenmek. Yani hiçbir ama zaman bu, bu ama bu tartışma tabii hayır, ki hayır. senin döneminin değil e, neredeyse 100 yıl olacak bu tartışma, yani bu tartışma devam ediyor. E, yani e, Erol büyük da kafasında aynı problem vardı, Allah rahmet eylesin. Yani e, İngilizce şarkı söylemek... Hayır onu kastetmedim, ya. şunu kastettim. İyi bir müzisyen o dönemler için değildim ama kendimi e, o şarkıları dinlediğimde iyi bir müzisyen zannediyordum. Yani iyi bir müzisyenin e, Orhan Gencebay'ın çok iyi bir müzisyen olduğunu, Mustafa Keser'in eli binlerce kez öpülecek iyi bir müzisyen olduğunu o dönem fark edemeyecek bir e, bakış açım var. Yani o dönem hani o müziği bile dinlemeye reddediyorsun ama e, öğrenmeye açıldığı zaman zihnin ve görüşün öğrenmek yani... Öğreneceğim abi ben dediğinde inanılmaz yerler keşfediyorsun. İşte hmm. Mustafa Keser'in ben herhalde kapısında yatabilirim aylarca. Fatih, Fatih Erkoç'un da. Hmm. Yani inanılmaz müsyenler benim nezdimde. Yani yan, yanlarında kelime konuşamam yani. Hmm. Her ne donanım olursa olsun. İşte e, o dönem e, hani oradan belki de kurt yani sıyrılmam ya da o ufkumun açılması o şekilde oldu. Yani oradan kurtuldum ama Bugün mesela yine mesela benim için benim gönlümde hani en iyi müzisyen dünyada kim desen yani en iyisi desen benim gönlümde en tepede Michael Jackson dur yani ben benim için zirvedir yani en sonudur ee, ve dolayısıyla iyi müzisyen iyi müzik e, 19 yaşındaki Berkay'la bugünkü Berkay arasında yani şey var e, yani anlaşılamayacak bir Köprü var yani ulaşamaz birbirine ikisi de. Hmm. Dolayısıyla orada kırıldım ama hani şey olarak e, ideallerinden vazgeçtim. para Paraya sattım yani kendimi orada. Hmm. <laughs> ama akabinde e, bir şekilde insanlara ulaştıramasam da istediğim müziği evimde, dostlarımla yapmaya devam ediyorum. Ama gönlümün bir yerinde e, Allah nasip ederse inşallah istediğim tarzda, çalımda hiç kimsenin dinlemeyeceği bir müzik yapacağım yani.